Sevgili izleyiciler, şimdi de kameralarımızı bir cezaevine çeviriyoruz. Ümraniye cezaevi. 1400 mahkum kalıyor burada. Aslında koğuşlar 800 kişilik ama mahkumların çoğu bunu dert etmiyor ya da görmezden geliyor. Her ne kadar adı cezaevi olsa da onlar için umut veren bir dünya da var. Ümraniye cezaevindeki mahkumlar günlerini eğitim görerek geçiriyor, meslek edindikleri gibi para da kazanıyorlar. NTV ekibi Ümraniye cezaevindeydi. Batarken ufukta müzik, resim, halk oyunları ve daha birçok kültürel etkinlik. Demir parmaklıklar ardında hayata kazandırılma çabası. Gitmiştin beni sen sevgi. Cezaevi denince akla ilk gelen elbette suç ve suçun karşılığı. Ama bazen iyi haberler de geliyor cezaevlerinden. Ümraniye cezaevinin neredeyse yarısı atölyelere ayrılmış. Mahkumlar bu atölyelerde eğitim görüyor, meslek öğreniyor, hatta para kazanıyor. Özelliğimi burada keşfettim diyebilirim yani. Önce resmin bir ilgim yoktu. Burada öyle bir deneme amaçlı kendimi denedim. Böyle bir özelliğimin olduğunu fark ettim ve bunu şu an değerlendiriyorum burada. Şu anda tespit diziyoruz. Yurt dışına, Yunanistan'a gönderiyoruz. Ayda 50 milyon, 60 milyon, 100 milyon işte çalıştığımız buraya iş ne kadar iş gelirse biz o kadar para kazanıyoruz burada. Kurslar sonunda sertifika alıyorlar. Dışarı çıktıklarında yılların boşa geçti dememek için ellerinde kalan en önemli belgeleri bu sertifikalar. Onlara göre aldıkları eğitim koğuşlardaki günlük yaşamı da önemli ölçüde etkiliyor. Öfke kontrol dersleri bunun en büyük örneğini oluşturuyor. Öfkelendiğimde o öfkemi öfkemle nasıl başa çıkabileceğimi öğrendim. Kendi kendimi sakinleştiriyorum artık. Öfke artık bir çocuk oyuncağı. Matbaacılığın yanı sıra bilgisayar derslerinde de hem yönetime yardımcı oluyor hem de özlemlerini dile getiriyorlar. Valla hocamız bize gösterdiği şekilde biz de böyle öğrenmek üzere o öyle içimden geçtiği gibi oğluma bir yazı yazmak istedim. Mahkumlarla ilgili programları aksatmayan cezaevi yönetimi ise sürekli bir çare arayışı içinde. Öğretmen temininde, uzman kişi temininde sorun yaşıyoruz. Bir de bu kurslarda kullanılacak malzemelerin finansı konusunda şey yapıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarından bu yönde destek alıyoruz. Tabii bu desteklerini yine bekliyoruz biz kamu kurum ve kuruluşlarının. Ne olur dön bana, yine gölgelendi akşam güneşi.